Terör örgütünün getirdiği yangınlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Alevlerle adeta bir istiklal harbi. Biden yangınları olarak tanımladığımız Amerika ve taşeronlarının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı yeni saldırı halkasının boyutunda 8. gündeyiz. Kararlı mücadele sürüyor. Orman yangınlarında yurttaşlar, itfaiyeciler, kurtarma ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar gerçekten el birliğiyle olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. İşte bu çerçevede biz de yayın kuşaklarımızda bu konuya ilişkin ayrıntılara yer vermeye çalışacağız. Günaydın Türkiye'ye, hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos 2021 Çarşamba, Türkiye'nin saati 07.32'yi gösteriyor. Yaklaşık saat 9.15'e kadar Türkiye ve dünya gündemindeki başlıkları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Günün notları arasında son 24 saatte yangınlarla mücadelenin notları ve buna ilişkin açıklamalara yer vermeye çalışacağız. Gerçekten yurdun dört tarafından gelen haberler o inanılmaz bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Neredeyse kesintisiz, uykusuz alevlere karşı mücadele sürüyor. Manavgat, Bodrum, Gümüş, Gündoğmuş, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Çökertme gibi alanlarda çok daha fazla etkisini hissettiğimiz yine mahallelerin tahliye edildiği bir süreci de birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kabus gibi yaşatılmaya çalışılan süreçten milletin, yurttaşın, vatan sevdalılarının tek bir ortak tavrı söz konusu oldu. Kararlılıkla bu işle mücadele edeceğiz. Onun ayrıntılarına bakmaya gayret göstereceğiz. Yangının notlarını bir yandan paylaşacağız. Bir yandan da yurttaşların özellikle kimi bölgelerde yeni kıvılcımların oluşmaması için başlattığı da bir nöbet. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek en önemli unsur ve argüman olarak ortaya çıkıyor. Siz bakmayın öyle diğer kanalların işte Türkiye yangınların pençesindeydi, bilmem neydi falan filan deyip durduklarına. Bu tip süreçlerden ders çıkartan ve kararlı bir şekilde birlikte mücadeleyi uygulayan milletlerden biriyiz. Tarihin her döneminde ve her notunda bunları görmek mümkün. Bütün bu ayrıntılara birlikte bakmaya çalışacağız. Bunu özellikle ifade edelim. Özellikle yangın ve son dönemlerde yaşadığımız afetlerle birlikte özellikle gençlerin işte YKS tercihleri vesaire süreci söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bu sürenin uzatıldığına ilişkin bilgiyi paylaştı. Onu ifade edeceğiz. 5 ile 20'si arasında gerçekleştirilecek bu tercihler. O notlara yine birlikte bakmaya çalışacağız. Gözümüzü kulağımızı çevirdiğimiz noktalardan biri maalesef Türkiye'de yaşanan bir yandan sel, bir yandan da yangın afetleri çerçevesinde biraz uzakta kaldılar. Olimpiyatlara çevirmiştik. Filenin sultanları göğsümüzü kabartan voleybol milli takımımız maalesef çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti. Olsun ama bir kadın voleybol takımımızın olimpiyatlarda çeyrek finale kadar yükseliyor oluşu hepimizin gururu oldu. Onlar gözyaşlarıyla veda etti ama biz onları mutluluk gözyaşlarıyla burada karşılayacağız. Gerçekten yaşattıkları gurur ve onur çok önemli çünkü son karşılaşmada 3-2'lik bir skorla maalesef çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti. Filenin sultanları Tokyo'ya veda ettiler ama nihayetinde ortaya koydukları kararlı irade hepimizin göğsünü kabarttı. Onların da tabii bir yandan aklı fikri Türkiye'deki yangınlar vesaireydi kuşkusuz. Belki onun getirdiği bir moral ya da motivasyon düşüklüğüyle de bu süreç tanımlanabilir. Dolayısıyla yeterince de Tokyo'ya sesimizi belki bu süreçte iyi duyuramadık. Dualarımızı daha ağırlıkta nasıl derler işte bu afet bölgeleri, yangın bölgeleri, sel bölgelerine çevirmek durumunda kaldık. Ama olsun, canları sağ olsun, bize bu gururu yaşatan Çile'nin sultanlarını buradan selamlıyoruz. Yüreklerine, gönüllerine sağlık diyerek bunu ifade edelim. Gündemin notlarını sizlerle paylaşırken böyle ekonomiden ilginç bir haber akşam saatlerinde geldi. Şimdi kripto para piyasası biliyorsunuz oldukça çok tartışıldı. İşte burada bizlerin defalarca buradan gerçekleştirdiğimiz uyarılara rağmen Türkiye'de bir kesim işte bu kripto paraların kullanılabilirliği, uygunluğu, tablolarının okunabildiği şeklinde bu piyasaları öven
ve bu piyasalara yön adeta vermeye çalışan açıklamaları söz konusu olmuştu. Biz burada yarın öbür gün yaşanacak olaylardan onları sorumlu tutarken aynı zamanda şu uyarıyı da yapmıştık. Öyle bir an gelir ki bu borsaları okuyamazsınız. Adam dükkanı kapatıp gittikten sonra istediğiniz kadar gidin o kripto para piyasalarında bu süreci takip edin şeklinde çıkışlarımız vardı. İlginç haberlerden biri Amerika'dan geldi. Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto para piyasalarını mümkün olan en üst düzeyde denetleyeceklerini belirterek Kongre'ye kripto para piyasasının regülasyonu konusunda daha fazla yetki ve kaynak sağlama çağrısında bulundu. Ne demek? Yani regülasyonun temel kavramı ekonomi derslerinde çok net açıklanır. Devletin ekonomiye direkt müdahale ettiği çeşitli iktisat politikasının araçlarıdır. Yani Amerika kripto para piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor. Şimdi bizler içeride ekonomiyi değerlendirirken üreten Türkiye ekonomisinin, karma ekonomik sistemin ve kamu ve halkçı politikaların ekonomide uygulanması çağrısını yinelerken hala daha başta tabii ekonomiden sorumlu bakan olmak üzere işte liberal politikalardan yana, serbest piyasa politikalarından yana bir tavır izleyeceklerini ifade etti. Türkiye'de bunun alternatifi olması gereken muhalefet ya da mevcut iktidara alternatif olması gereken muhalefetin de aynı çizgide olduğunu gözlemliyoruz. Yani onların da sürekli yani bir tarafa bakıyorsunuz işte yangında bile çay dağıtılan bir ekonomi anlayışı, sadaka ekonomisi anlayışı, öbür tarafa bakıyorsunuz onlar da yarın öbür gün biz geldiğimizde sizin cebinize para koyacağız, para alacağız, para dağıtacağız denilen bir sadaka ekonomisini milletin önüne koymaya çalışıyorlar. İşte buradan şu son haberden bile çıkartılması gereken ders. Dünya kamucu, halkçı politikalarda karma ekonomik sistem tıpkı Cumhuriyet Türkiye'sinde olduğu gibi karma ekonomi sisteminin ayaklarını, planlı karma ekonomi sisteminin ayaklarını bir an önce oluşturmalı ve planlı kalkınma programlarıyla bu süreci atlatmalı diyorduk. İşte bakın bu son derece serbest çalışan kripto para piyasasına bile liberal ekonominin merkezi, serbest piyasa ekonomisinin merkezi olarak kabul edilen Amerika'dan regülasyon, yani devletin ekonomiye direkt müdahale ettiği bir sürece doğru evrildiğini gözlemliyoruz. Bu işler çünkü öyle şakaya gelmez. Aklı selim, devlet aklı nerede olursa olsun bu işi yapar. Yani Amerika bu açıdan ekonomi piyasaları için doğru bir şey yapıyor. Kamusuz, kamu denetiminden uzak bir sistemle bu işler olmaz. Bakın kripto para piyasasına bile direkt müdahaleye hazırlanan bir yetki süreciyle işi şekillendirmeye gayret gösteriyorlar. Buradan çıkartılması gereken hem iktidarıyla hem muhalefetiyle çok ders var. Dolayısıyla sürekli burada işlemeye çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız, içinde yaşadığımız süreçte sorun ve problemler ne iktidar cephesinden ne de muhalefet cephesinden falan okunmaz. Ortaya sorunu koyarsanız çözümleri de tek tek anlatırsınız. Nereden geliyor bu gücümüz? Damarlarımızdaki asil kandan geliyor. Nereden geliyor bu gücümüz? Bize bu öğretiyi anlatan Atatürk ilke ve devrimlerinin nasıl gerçekleştiği süreci anlayabilmekten geliyor. Nasıl gerçekleşmiş o süreç? Önüne haritayı koyan Mustafa Kemal sorunları tek tek burada tespit ediyor. Yanına kimleri alır, sorunlarla nasıl mücadele eder, devrimlerini nasıl gerçekleştirir? Onların hepsini o harita üzerinden çizdiği bir rotayla hepimize anlatmıştı. Orada dememişti ki ya şu da muhalefet şunu demiş, iktidar şunu demiş. Bir doğru stratejiyle, aklı selim bir stratejiyle, devlet aklıyla bu işlerin oluşmasını, şekillenmesine gayret göstermişti. Biraz böyle kripto para piyasasına Amerika'nın müdahale haberi, regülasyon haberinin ardından da bu notları özellikle aktarmak istedik. Buradan iktidar cephesinin sadaka ekonomisine çok açık ve net bir mesaj var. Muhalefetin de o sadaka ekonomisini ben geldiğimde nakit paraya çevireceğim söylemine. Yani bir tanesi çay dağıtıyor, öbürü nakit para dağıtacağını söylüyor. İkisinin de birbirinden farkı yok. Dolayısıyla bu sistem anlayışının derhal ve ivedi bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de özellikle biliyorsunuz sermaye kontrolü tartışması da çok yaşanmıştı. Buna iktidar cephesi de hiçbir zaman bir kontrol getirmeyi düşünmedi. Muhalefetten de sakın aklınızdan geçmesin şeklinde bir takım çıkışlar oldu. İşte kambiyo rejimi dediğimiz kamucu, devletçi ekonomik politikalarla bu mesele çözülmeli. Daha dün enflasyon rakamları açıklandı. %20'ler.
seviyesinde. Merkez Bankası sürekli enflasyon politikalarını eşitliyordu. Şimdi Merkez Bankası %19 faiz uyguluyor. Senin geldiği yıllık enflasyonunda %20'lere dayandı. Hadi geldi burada serbest piyasayı uygula. Nasıl olacak? Kafa kafaya geldiler işte. Dolayısıyla bu tip dengeler okunurken böyle ortalığın serbest bırakılması, Merkez Bankası bağımsız olsun yaklaşımları falan bu ülkenin ekonomisine, bu ülkenin insanına da en büyük ihanetlerden bir tanesini oluşturur. Uyarmadı demesinler diye bir yayın kuşağına başlıyoruz. Günaydın Türkiye. Gündemin sıcak başlıklarıyla giriş yapıyoruz. Devam edeceğiz efendim. Günaydın Türkiye. 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 Efendim günaydın Türkiye'ye bir kez daha hoş geldiniz. 4 Ağustos 2021 Çarşamba gündeminde Türkiye'nin saati 07.42'yi gösteriyor. Biz de günaydın Türkiye'ye başlıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli orman yangınları ile ilgili konuştu. Muhalefet yetkililerinin söylemlerine ve sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara dikkat çekti. Bahçeli, Türkiye planlı bir kaos sürecine sokulmak isteniyor dedi. Devlet Bahçeli Konya'da 7 kişinin öldüğü olayın ardından dillendirilen ırkçı saldırı söylemlerine de sert tepki gösterdi. Muhalefeti işaret eden MHP lideri ormanlarımızı yakan PKK iblislerine ses çıkarmayan etnik kundakçılar eş güdüm halinde ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın çıkardığı orman yangınları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli, sosyal medyada Help Türkiye etiketiyle başlatılan FETÖ destekli küresel yardım kampanyasını Türkiye'ye yönelik kaos planı olarak niteledi. Bu sözde kampanya, Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli. Türkiye'nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir. MHP lideri orman yangınları üzerinden siyaset yapan muhalefet partilerine de sert tepki gösterdi. Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesisi amacıyla iç ve dış işgal cephesinin yangın kapısını zorlaması, bu çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irtibatların giderek deşifre olması dikkatlerden kaçmamaktadır. Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi bu şer planın tam göbeğindedir. Taşeronlar kanalıyla servisi yapılan Türkiye aleyhtarı Karanlık Proje'nin kanlı kuryesi HDP, kiralık figüranı ise İyi Parti'dir. CHP ve İyi Parti genel başkanlarının açıklamaları ne vatan ne millet sevgisiyle ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Devlet Bahçeli Konya'da 7 kişinin öldüğü olayın ardından dillendirilen ırkçı saldırı söylemlerine de sert tepki gösterdi. Bahçeli muhalefeti işaret ederek ormanlarımızı yakan PKK iblislerine ses çıkarmayan etnik kundakçılar eş güdüm halinde ifadelerini kullandı. HDP'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin hatta CHP'nin hiç alakası olmadığı halde bu kanlı olayı ırkçı saldırı olarak afişe etmeye kalkışması korkunç bir provokasyon olarak karşımıza çıkmıştır. Ormanlarımız yanarken kardeşlik bağlarımızı da tutuşturmak için etnik kundakçılık yapanlar husumet cephesinde eş güdüm halinde buluşmuşlardır. Orman yangınlarını üstlenen ve PKK'nın bir aparatı olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi isimli iblis beslemelerine itiraz etmeyenlerin barışın, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Konya'da kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye'ye ihanettir. Bahçeli Konya'da olay sonrası HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor şeklindeki sözlerini de hatırlattı. Savcıları göreve çağırdı. Her kelimesinde suçun unsurlarını barındıran bu onursuz açıklama karşısında Cumhuriyet savcılarının derhal harekete geçmesi adalet ve ahlakın itibarı gereğidir ve bizim de akut bir beklentimizdir. Siyasette sürecin adını koyan isimlerden biridir Devlet Bahçeli. Çok açık ve net bir şekilde terör örgütü PKK'nın ve Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin, o işte onun grubunun önemli bir halkası ve bunu net bir şekilde tespit ettikten sonra muhalefetin bu terör örgütünü görmeden, yani CHP'si, İYİ Partisi vesairesi terör örgütüne değinmeden sadece iktidar eleştirileri yapmak ve özellikle muhalefet belediyelerinin oturdukları koltuklarda sürekli ağladığını da gözlemliyoruz. Bunu da buradan açık ve net bir şekilde uyaralım. Sürekli biliyorsunuz yani yayınlarımı
yakından takip eden seyirciler bilecektir. Belediyecilikte bir vizyonsuzluk olduğu çok açık ve net bir şekilde ortadaydı. Yani bunu normal zaten günlük hayatın içinde yapması gereken işlemler açısından söylüyorduk ama hele hele böyle işler sonrasında o koltuklar ağlama koltukları değildir. Buradan uyaralım. İcraat koltuklarıdır, iş koltuklarıdır. 24 saat uyumayacaksınız, bu işleri yapacaksınız. Bu millet sizi oralara onun için taşıyor. Bunu en başta söyleyelim. Çünkü sürekli gözlemlediğim şey işte genelde bu yangın bölgeleri, turizm bölgeleri ve işte ortalama düzeyde de genelde işte CHP, İYİ Parti gibi belediyelerin hakim olduğu alanlar. Yani buralardan sürekli ağlama duvara çıkıyor. Millet bu kadar ağlamayı sevmez. Buradan o belediye başkanlarını uyaralım. Bir an önce vizyonu ortaya koyalım. Sorunlar var, problemler var. Hepsini tartışırız ama onu tartışılacak yeri ve zamanı değil. Bir an önce bu yangınların söndürülmesi için mücadele zamanıdır. Bu konuda ortaya konulacak iradede ne var ne yoksa hepsini ortaya koymakla yükümlüsünüz. Bunu bir kez ifade edelim. İkincisi, şunu da belirtelim. Terör örgütü söylevi konusunda iktidar cephesinin biraz temkinli yaklaşımları var. Yani buna dair izleri, sabotajları, kundaklamaları tespit etmişler, soruşturmalar var. Bu çerçevede gözaltılar var. Çeşitli yangın bölgelerinde de buna dair bir takım açıklamalar söz konusu. Kimi bölgelerden ilginç görüntüler gelmeye başladı. Bir onları da değerlendireceğiz. Ne olduğunu da anlamakta zorlandık. Biraz ilerleyen dakikalarda onları paylaşırız ama dolayısıyla burada el birliğiyle tek vücut olarak kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, bakanlıklar tam bir eşgüdümü sergilemek zorunda. Kuşkusuz içinde bulunduğumuz sürecin uçakları tartışmalı. Eyvallah, tartışacağız. Bunların bu sorunlar neden kaynaklandı? THK'nın uçakları neden bu hale geldi? Bunları sorgulayacağız. Ya da içinde bulunduğumuz süreçte işte o sepetlerden, helikopterlerin taşıdığı, o su taşıyan sepetlerden neden yeterince tutulmuyor? Bunların hepsi birer problem. Ama bugün önce şu yangınları bir söndürelim. Yani dolayısıyla ki hiçbir yer ağlama duvarı değil, çözüm bulma duvarıdır. Zaten mevcutta bir vizyonsuzluk söz konusuydu. Bu tip durumlarda bu durum biraz daha açığa çıkıyor. Türkiye genelindeki bir yangınların tablosuna bakalım. Son durum nedir? Mücadelede 8. günün içine girdiğimiz dakikalarda nasıl bir boyutumuz var? Onunla ilgili gündemle devam edelim. ABD'nin kara gücü PKK'nın çıkardığı yangınlara karşı seferberlik sürüyor. Aydın ve Denizli'deki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki orman yangınlarına müdahale ise devam ediyor. Ayrıca 400'den fazla Mehmetçik de yangın söndürmek için görev başında. Orman yangınlarıyla mücadelede 7. günün notlarını paylaşacağız. 8. güne ilişkinde gelişmeleri an be an yine yansıtacağız. Arkadaşlarımız olay bölgesinde, onu belirtelim. Orman yangınlarıyla mücadelede ekipler yangınları söndürmek için gerçekten canhıraş bir şekilde. Bakın, biz gece evde uyuyamıyoruz sıcaktan. Onlar o sıcakta, o sıcakla mücadele ediyor. Lütfen bunu bir empati şeklinde düşünmek gerekiyor. Son duruma göre Aydın ve Denizli'deki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki orman yangınlarına müdahale ise sürüyor. Söndürme çalışmalarına 16 uçak ve 51 helikopterle havadan destek veriliyor. Antalya Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca da sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahalede güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezinde tedbir amaçlı boşaltıldığı bilgisi var. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler orta konuşun yanı sıra çarı özü, senir, nar ağacı, balkaya ve ümitli mahallelerine de sıçradı. Manavgat ilçesindeki yangında da hala kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde de yangınlar sürüyor. Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki mazıyı saran alevler rüzgarın da etkisiyle çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi. Yangınlarla ilgili soruşturma devam ederken Muğla Datça Aktür bölgesinde makilik arazide her 5-10 metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış, baruttan yapılmış, güneşte patlayabilecek
torpiller bulundum. Ekiplerin çalışmasıyla Mehmetçik de destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı son durumla ilgili paylaşım yaptı. 400'den fazla Mehmetçik'in 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle görev yaptığı belirtiliyor. Bu 7. günün böyle bir toplamı. Şimdi sevgili Hasan, ona attığım videoyu verirse, haberin içindeki ayrıntıya siz de dikkat çekmişsinizdir. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken Muğla Datça Aktur bölgesinde makilik arazide her 5-10 metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış, baruttan yapılmış, güneşle patlayabilecek torpiller. Bu önemli bir gündem. İşte onun da vatandaşların bulduğu o torpillerin bir görüntülerini birlikte yansıtalım ve değerlendirelim. Yani evet. Bence bu bak bunun dibi vallahi bir tanesi şuradan çıktı değil mi? Hep şuradan. Aynen, bak burayı çek, Türk bayrağının hemen ilerisindeyiz 20 metre yukarısı. Bir tane daha var. Bunun dibi dolu daha var. Bir sürü. Evet. Bak burayı 4-5 tane var burada. Nasıl alacağız ama bilmiyorum. İnanamıyorum. Ben alırım şimdi onları da. Bak, nerede? Aa evet. Bak şurada var, altta evet. Var. Ben iki tane görebiliyorum. Yani evet. Bence. Bu bak bunun dibi. Vallahi bir tanesi şuradan çıktı değil mi? Hep şuradan. Aynen, bak burayı çek, Türk bayrağının hemen ilerisindeyiz 20 metre yukarısı. Bir tane daha var. Bunun dibi dolu. Bir daha var. Bir sürü. Bak burayı da. 4-5 tane var burada. İdil. Nasıl alacağız ama bilmiyorum. İnanamıyorum. Ben alırım şimdi onları da. Nerede? Aa evet. Bak şurada var, altta evet. Var. İçi barut olan torpilleri vatandaşlar buldu bu arazi içinde. Öyle bir lütfen karşıya ekleyelim. Video işte meseleyi net bir şekilde gösteriyor. Haber içinde de yansıttık. Muğla Datça Aktur bölgesi. Datça ki gerçekten özellikle Türkiye'nin en korunmuş alanlarından bir tanesi, hani böyle yaşanacak yerlerden bir tanesi ve burada makilik arazide her 5-10 metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış, baruttan yapılmış, güneşle patlayabilecek torpiller bulundu. Konuyla ilgili olarak arkadaşlarımız bu işin uzmanlarına bu görüntüleri ilettiler. Bunlar sıcakta patlayan ve kıvılcım saçan cinsten bir süreç midir? Nasıl bu planlama yapılıyor? O incelenmeye çalışılıyor. Bunu ilişkinde meseleyi ayrıntılandırmaya çalışacağız. Bayraklı bir arazide kuru otların altında çıkması ilginç. Öyle bir iki tane de değil gördüğünüz gibi. Ve resmi makamlardan da bu çerçevede açıklamalar bekliyoruz. İşte yangınlar devam ederken Muğla Datça Aktur bölgesinde makilik arazide her 5-10 metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış baruttan yapılmış ve güneşte parlayabilecek torpiller. Bir daha videoyu sesli dinleyelim, vatandaşların işte dikkatinden kaçmayan o görüntüler. Bir sürü. Bak burayı da. 4-5 tane var burada. Nasıl alacağız ama bilmiyorum. Ben alırım şimdi onları da. Nerede? Aa evet. Bak şurada var, altta evet. Var. Ben iki tane görebiliyorum. Yani evet. Bence. Bu bak bunun dibi. Bir tanesi şuradan çıktı değil mi? Hep şuradan. Aynen, bak burayı çek, Türk bayrağının hemen ilerisindeyiz 20 metre yukarısı. Bir tane daha var. Bunun dibi dolu. Bir daha var. Bir sürü. Bak burayı da. 4-5 tane var burada. Nasıl alacağız ama bilmiyorum. İnanamıyorum. Ben alırım şimdi onları da. Nerede? Aa evet. Bak şurada var, altta evet. Var. Efendim ifade ettiğimiz gibi yurdun dört tarafında şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Onu bir tespit edelim. Vatandaşımız gerçekten böyle bazen inanılmaz işler yapıyor. İnanılmaz bir iradesi var. İşte Türk milletinin belki özelliği o. Hani o damarlarındaki asil kan diyoruz ya. Yani normalde işte bunu görse belki başkası kaçar bilmem ne yapar ama yok, sorumluluğu almış ellerine de videoyla çekmişler. Bakın burada böyle bir durum var diyor. Bu torpiller sıcakla birlikte patlayıcı özelliğe mi sahiptir, kıvılcım mı saçar, içindeki barut vesaire ne anlam ifade eder? Bu konuya ilişkin olarak arkadaşlarımız yetkililerden ve konunun uzmanlarından bilgi alacaklar. İşin bu tarafını bir tespit edelim. İkincisi burada şunu özellikle ifade edelim. Bakın Kaz Dağları'nda altın meselesi için kaç hafta sürmüştü bilmiyorum. Yönetmenim Volkan belki hatırlar. İşte günlerce işte ormanlarımız, ağaçlarımız, oksijenlerimiz, bilmem nelerimiz, şunlarımız, bunlarımız diyen o STK'lardan, sözde derneklerden, bilmem nelerden tık yok değil mi şu ana kadar?
Bakın Türkiye 8. günde yangınla mücadele ediyor. O sizleri işte Kaz Dağları'na yürüten, oralarda günlerce nöbet tutturan, oralarda ne bileyim bir takım aktivitelerle, pankartlarla bilmem nelerle güya mücadele eden, işte yurttaşları deyim yerindeyse provoka eden ve bizim buradan uluslararası fonlardan beslendiğini çok açık ve net bir şekilde ispat edip sizlere duyurduğumuz o derneklerden tık yok değil mi? Yani o kadar ağaç yanıyor, ormanlar yakılıyor, işte gördüğünüz torpiller, terör örgütü bu yangın sürecini üstleniyor, açıklama yapıyor, kendi meşrebince meydan okuyor ama onun meydan okuması artık bu işin son noktasına geldiğinin göstergesi. Ama bakın yurttaş yeni kıvılcımlar için, yeni kıvılcımlar çıkmasın diye bölgede nöbet tutuyorlar. Bakın bunun haberleri de var. İşte milletimizin üstün bekası ve üstün anlayışı ve iradesi hep kendisini buralardan ortaya koyuyor. Şimdi o haberi bulacağım. İşte kıvılcım nöbeti. Yurttaşlar yurdun dört tarafında kıvılcım nöbetindeler. Marmaris'te orman ve itfaiye ekipleri yanan bölgelere müdahale etse de sürekli yeni bölgelerde başlayan alevlerle mücadele kuşkusuz güçleniyor. Mesela kısmen söndürülen bölgelerde bir yandan soğutma çalışmaları yapılamadığı için aynı gün içinde tekrar alevlerin çıkabildiği kamuoyunda duyurulunca burada köylüler ve çevre illerden gelen gönüllüler yanan bölgelerde bir alevlenmenin olmaması için canla başla mücadele ediyor. İlerleyen dakikalarda bu fotoğrafları da sunmaya çalışacağız ama bu görüntü önemli. Onun için kalsın lütfen. Sırtlarında tırpanlarla, ellerinde küreklerle kıvılcım peşinde koşan vatandaşlar alevlenmenin başladığı alanda ellerindeki aletlerle ve sularla anında müdahale ediyorlar. Yani en küçük bir kıvılcımın olmaması için. Mesela buralarda bankacı olarak görev yapan Erdem Gürcan konuşmuş ajanslara. Yangın süresinde yıllık iznini kullanarak çalışmalara destek olduğunu belirtmiş bu yurttaşımız. Yerel halk olarak ormanlarımızın değerini çok iyi biliyoruz ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz diyor. Ben de buradaki birçok arkadaşım kahramanlık yapmak için değil, evimiz olan ormanları korumak için koordineli bir şekilde özel araçlarımızla devriye atarak ormandaki en ufak kıvılcımın peşinden koşuyoruz. İtfaiye ekip amirlerinin telefon numaralarını da aldık ve bulunduğumuz yeni yangın noktalarını anında bildirilerek başlarken bitirmeye gayret gösteriyoruz dediler. Marmaris yangınında bölgeye yardıma koşanların başında çok sayıda belediye ve kamu kurumu aracı var. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Zonguldak, Manisa, Denizli, Afyon, Sakarya ve Yozgat gibi illerden gelen itfaiye ve ormancı araçlarıyla neredeyse Türkiye'nin 7 bölgesinden ilçe belediyeleri de su tankerleriyle yangınla bu savaşa katılmış durumdalar. Dolayısıyla yurttaşlar çok ön planda, kıvılcım nöbeti tutanlar, bir yandan az önce izlediğimiz barutların izini süren yurttaşlarımız var. Bölgede işte bu anlara tanıklık eden arkadaşımız Kıvanç Özdal şu dakikalarda yeniden yayın hattımızda. Sevgili Kıvanç, inanılmaz bir mücadele sürüyor gerçekten. Gördüğün notlarında neler varsa hepsini dinlemek istiyoruz. Bir yandan yurttaşlar kıvılcım nöbeti tutuyor. Sana bağlanmadan önce verdiğimiz görselde Datça'da bir makilik alanda bulunan torpillerin izini süren yurttaşlarımız var. O ne anlama geliyor, ne anlama gelmiyor onu bilmiyorum, senin yorumuna bırakacağım. Ve bir yandan da yurdun 7 bölgesinden adeta akın eden itfaiyecilerimiz ve kurtarma görevlileriyle yurttaşlarımızın olağanüstü derecede birlikteliğiyle bu mücadele sürüyor. Gördüğün, gezdiğin, tanık olduğun hikayelerle günün notlarını, sabahın ilk notlarını senden dinleyelim. Yangınlarda son durum nedir Kıvanç? Günaydın Can Karadut. Bugün Hisarönü sakin bir sabaha başladı. Biz şu anda Hisarönü'ndeyiz. Marmaris'te Datça arasında yer alıyor Hisarönü. Dün sabahtan akşama kadar sadece Hisarönü değil, burada mevki mevki gezdik, koy koy gezdik. Öncelikle sizin bıraktığınız yerden alayım arzu ederseniz. Burada gönüllülerin büyük bir çalışması var. Gönüllüler hem orman içindeki yangınlara müdahale ediyor demeyelim ama hem orada itfaiye ekiplerine yardım ediyorlar hem de soğutma çalışmalarına katılıyorlar. Bunun dışında gönüllüler büyük bir ağ oluşturmuş durumda. Yani ilçelerden gelen yardımlar mevkilere, mevkilerden de ta ormanların içlerine kadar ulaşıyor. Burada itfaiye ekiplerine, ormancılara, bütün devlet görevlilerine,
Her türlü soğuk içecek, yemek ve bazen de üst baş gibi, kıyafet gibi yardımlar yapılıyor. Hem gönüllüler hem de ihtiyaç duyan itfaiyeciler gidip buradan ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde tedarik edebiliyorlar. Sürekli olarak bu yardım masalarına yeni yardımlar geliyor ve bu hiç sekmiyor. Siz dediniz ki torpillerin peşinde olan vatandaşlar var. Dün buraya gelirken bir yardım masasında durduk ve oradaki gençlerle sohbet ettik. Gençler ormanların PKK tarafından yakıldığına, teröristler tarafından kundaklandığına o kadar emin ki şimdi şöyle bir şey yapmaya başlamışlar. Siz aktardınız torpil izlerini diye. Sadece bu da değil. İlçelerinde eğer akşamları şüpheli bir araç görürlerse, tanımadıkları bir eşkal görürlerse bunları da güvenlik güçlerine bildiriyorlarmış. Bunun bilgisini de paylaşalım. Şu anda Hisarönü'nde yangın sönümlenmiş durumda. Ancak burada artık ortamın ısısı çok fazla olduğu için, ormanın içindeki ısı çok fazla olduğu için rüzgarla birlikte tekrar yangınlar alevlenebiliyor. Dün biz Hisarönü, Orhaniye, Delikli Yol, Selimiye bütün bu hat boyunca çekimler yaptık, canlı yayınlar yaptık. Ve şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'nin her yerinden şu anda ekipler burada birlikte çalışıyor. Sadece Hisarönü'nde 20 ile 25 arasında Büyükşehir Belediye İtfaiyesi koordinasyon içinde birlikte çalışıyorlar. Söylediğimiz gibi vatandaşların büyük yardımı var. Bunun dışında orman işlerinden görevli insanlar var. Dışarıda karayolu ve yerleşim merkezlerinde itfaiye araçları ve tomalar kullanılırken ormanın içlerinde ise griderler ve arazözlerle yangına müdahale ediliyor. Ayrıca oldukça tartışma konusu olan havadan müdahale konusuna da değinelim. İki gündür, üç gündür biz bölgedeyiz ve burada sürekli olarak helikopterle havadan müdahale yapıldığına şahit oluyoruz. Ancak vatandaşlar yine de burada canı yanan, ciğeri yanan vatandaşlarla konuştuğumuzda daha fazla havadan müdahale yapılmasını da talep ediyorlar. Bütün bu notlarımıza baktığımızda dün akşam Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama vardı. Isparta, Denizli ve Manisa'da daha komando okullarından çeşitli araç gereç ve personelin de yangınlara müdahale ettiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Onun dışında bu mevkide özellikle Aksaz Deniz üstünden de çıkan ekipman ve personelin yangınlara müdahale ettiğini biliyoruz. Bugün artık yangınlar bölgede 6. gününde Marmaris'in kuzeyinde başlayan yangınlar Poyraz'ın etkisiyle kuzeyden güneye doğru ta Datça Yarımadası'nın başlangıcına Hisarönü'ne kadar gelmişti. Bugün burada yangınların 6. günü. Şu anda dediğim gibi yangınlar sönümlenmiş durumda ama rüzgarın tekrar başlamasıyla ya da ters bir rüzgarla tekrar söndürülmüş yerlerde yangınlar başlayabiliyor. Şu anda arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama ormanın içinden de dumanlar tutuyor. İşte rüzgar şiddetlendiği zaman bu dumanların altındaki korlar tekrar alev alabiliyor. Dün gece de böyle oldu burada. Akşam sakinlemiş dediğimiz yangın akşam saatlerinde karanlık çöktükten sonra rüzgarla birlikte tekrar şiddetleniverdi. Bunun dışında dün Orhaniye'de Azerbaycan'dan gelmiş yangın ekipleriyle de tanışma fırsatımız oldu. Onlar da burada 5-6 gündür canla başla çalıştıklarını ifade ettiler. Pek çoğu yorgundu ama Türkiye'ye yardım etmekten de son derece gururluydular. Şu anda bizim bölgeden aktaracaklarımız bu şekilde Can Karadut. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Kıvanç, bu torpillerle ilgili hiçbir yetkiliyle görüşme imkanı oldu mu? Bu arada bir müdahale mi var bulunduğun noktada? Evet, şu anda bir yangın helikopteri denize doğru su almaya gidiyor. Denize doğru su almaya gidiyor. Nedense muhtemelen iç bölgelerdeki bir yere müdahale edecek. Yere müdahale edecek. İşte şu an biz o şeyleri canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Birkaç gündür de senin bulunduğun bölgeden bu helikopterle havadan müdahaleleri gözlemlemiştik. Her nedense bölgede bulunan belediye başkanları ve orada gezen bazı muhalefet milletvekilleri nedense bu helikopterleri göremedi iddiasında ama biz seninle yayına her bağlandığımızda ya senin çevrende böyle bir müdahale oluyor ya da benzeri bir durum. İlginç.
Bu torpillere ilişkin hiçbir yetkiliyle görüşme imkanın oldu mu? Meşrebi nedir? Gerçekten bir yangın çıkartabilecek, ısınınca patlayabilecek. Yani biraz böyle teknik boyutuna ilişkin ya da bir soruşturma sürecine ilişkin bir bilgi edinebildin mi Kıvanç? Dün hep yangınların sıcak noktasında bulunduğumuz için daha çok yangınlarla ilgili konuşma fırsatımız oldu. Bu sizin bahsettiğiniz torpillerle ilgili benim hisar önünde konuştuğum bir yetkili olmadı. Gün içinde ilerleyen dakikalarda yeni ayrıntılar alacağız. Anlaşılan o ki bölgeye yeniden havadan müdahale var ve sen bunu yakından takip etmek üzere sahaya dönmek istiyorsun. Yeniden gün içinde ayrıntılarla birlikte olabilmek dileğiyle Kıvanç, çok çok teşekkürler. Teşekkürler Can. Siz de lütfen kendinize dikkat edin. Dün aracımız da arızalanmış, tekerler değişiyor. Siz de çok zor koşullarda görev yapıyorsunuz. Amana riske girmeden lütfen bu haberleri bizimle paylaşın. Olur mu Kıvanç? Kolay gelsin. Teşekkürler. Efendim işte bölgede bulunan arkadaşlar, gazeteciler de önemli bir görev üstleniyor tabii bu noktada. Bizim de arkadaşlarımız birkaç noktadan hem İzmir bölgesinden bölgeye intikal eden Erdem Özdemir hem de İstanbul'dan Ulusal.com.tr Haber Müdürü Kıvanç Özdal kamera ve teknik ekiple bir arada gitti. Dün bizim Erdem işte en son gecenin ilerleyen saatlerinde işte o bölgede bulunan canlı yayın aracımızın tekerini değiştiriyordu. Gece bizim kendi WhatsApp gruplarımızda gözlemledik. Bulursam onu da paylaşalım. İşte habercilik koşturması ve mücadelesi de böyle. Türk Silahlı Kuvvetleri ve asker bu işin içinde yok söylemi vardı biliyorsunuz. PKK'nın çıkardığı Biden yangınlarına karşı ise Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekipleri de kararlı mücadelelerini sürdürüyor. TSK 400'den fazla Mehmetçik'le, jandarmada 2000'den fazla personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. Tomalarda alevlere müdahale ediyor. Her olayda milletin yanında olan güvenlik güçleri bu kez de yangınlarla mücadele için görev başında. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 400'den fazla Mehmetçiğin bölgede olduğu bildirildi. 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle 2000 görev yaptığı açıklandı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek her türlü ilave göreve hazır olduğunu belirtti. Mehmetçik gibi jandarma personeli de yangın bölgesinde. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir denildi. Jandarma tarafından şu ana kadar Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'ye toplam 2310 personel, 317 araç ve 4 helikopter görevlendirildi. Bu görüntülerde polis ekiplerinin müdahalesinden. Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Toma aracı sevk etti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Antalya ve Muğla'ya 112 Toma gönderildi. Araçlar her iki ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Örneklerini her yerde görmek mümkün. Kepenklerini indirenler, iş yerinden izin alabilenler, bölgede tatile çıkmış olan yurttaşlar, yerlisiyle, turistiyle, turistler de var bu yangınlarla mücadele eden, onu da unutmayalım. Milletler birleşiyor bakın bu tip afetlerde. Bizim muhalefet sadece kenardan cak cak laf söylemesini biliyor. Yani buradan bu hak edilen eleştiriyi de onlara iletelim. İtfaiyecisi, polisi, askeriyle her yerde herkes evini, yeşilini, geleceğini kurtarmak için büyük bir mücadele içinde ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Son 24 saatin gelişmeleri bakalım gazete başlıklarına ve manşetlerine nasıl yansımış. Aydınlık gazetesi bu fotoğrafı herkes görsün diyor. Konya Meram'da bakkalla, komşularla, esnafla, imamla konuştuk işte mesaj diyor. Biliyorsunuz Konya'daki provokasyon gibi bir olgu, yani yaşanan bir olayın provokasyona çevrilmesi süreci. Konya Meram'a gittik diyor mahalleye, buradan Türk-Kürt çatışması var mı diye sorduk diyor Aydınlık gazetesi. Bu yanıtı aldık diyor. Çekin diyor fotoğraflarımızı, ben Türk'üm, yanımdaki arkadaşım Kürt.
Ve gösterin fotoğrafımızı diyorlar. Burası Türkiye, hepimizin ülkesi, biz kardeşiz, arkadaşız diyerek de işte mahallenin bir arada olan ve omuz omuza Aydınlık Gazetesi objektiflerine poz veren o mahalleliye de biz de buradan selamlıyoruz. Aydınlık Gazetesi son dönemin en büyük tartışmasına işte manşetinden, bugünkü sayfasından böyle yanıt veriyor. Efendim dik durdular. Özellikle neoliberal kesimin bazı reklam ajansları tarafından servis edildiği ortaya çıkan yurt dışı yardım çağrısına alet olmayan isimler Nilüfer Şehrazat ve Mehmet Ali Erbil. Böyle bir talebi biz uygun bulmuyoruz, devletimizi aciz ve küçük gösteren diyerek milletimizle el birliğiyle bu yangını yangınların üstesinden geleceğiz diyerek ortaya koymuşlardı. Aydınlık Gazetesi de sürmanşetten bunu anlatıyor. Olimpiyatları ilgili ilişkin başarılarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. Özellikle olimpiyatların teknik dallarında gerçekten bu yıl bir ivme var. Jimnastikte de işte ilk madalyamızın geldiğini anlatan haber yine sürmanşette yer alıyor değerli seyircilerimiz. Bu arada bu Help Türkiye'ye ilişkin eğer kaçıranlar varsa dünkü yayınımızın ayrıntılarında da vermeye çalıştık. Yani biz buradan anlattığımızda bazen diyorlar ki ama bunlar da konuşuyor, ama işte uluslararası sosyal medya uzmanı Mark Owner'ın çok çarpıcı harita üzerinde, yani sistemin nasıl çalıştığına ilişkin ve bu Help Türkiye çağrısının nasıl gerçekleştiğini, bot hesaplarla nasıl duyurulduğunu ve bu bot hesapların nasıl harekete geçtiğini anlatan o trafiğini dün yayınımızda vermiştik. Onu da buradan bir kez daha hatırlatalım. Hani bize inanmıyorsunuz diyelim. Nihayetinde işte bakın, yurt dışından uluslararası bir sosyal medya uzmanı bu çarpıcı tespitleri yapmıştı. Biz de dün yayınlamıştık. İşte o süreci alet olmayan sanatçıları sürmanşette dik durdular başlığıyla duyuruyor Aydınlık Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Kurtuluş Savaşı gibi diyor. Bir yandan ormancılar, itfaiyeciler, asker, polis, diğer yanda emekliler, ev kadınları, esnaf, iş yerinden izin alan çalışanlar, tatilciler ve köylüler. Hepsi aynı cephede canla başla alevlere karşı mücadele ediyorlar. Türkiye alevlere karşı tek yumruk vurgusu yapmış. Nihayet bu tip başlıklar gelebildi merkez medyaya. Onu da belirtelim ki sürecin başından beri Ulusal Kanal burada çok önemli bir duruş gerçekleştiriyor. Biz bu terör saldırısına, Biden yangınlarına mutlaka gereken yanıtı vereceğiz iradesiyle milletimizin kararlılığını belirtmiştik. İşte biz söyledik, peşimizden de diğerleri söylemeye başladı diyebiliriz bu noktada. Hürriyet ekibi de ateş hattından notları aktarıyormuş. Yangın Datça yoluna indi. Özellikle Bodrum'da yeniden alevlenen yangına kötü haber sabah geldi vurgusu yapıyor. Manavgat ve Gündoğmuş'taki durumu da sanki tsunami yıkıp geçti. Özellikle ateşler öyle bir geldi ki evimize doğru diye anlatan bir köylü yurttaşımız ve içeri kimse alınmıyor. Özellikle Antalya'da yaşanan olaylar sonrasında bölgenin kontrolü açısından böyle bir gereklilik olmuş. Milliyet Gazetesi, Deli Mehmet yaktı geçti Bodrum ve Milas'ta denizden serin esen Meltem'in yerini yönü sürekli değişen hızlı Deli Mehmet rüzgarı alınca çökertme ve mazı kısa sürede alevlere teslim oldu deniliyor. Çökertmede gergin bekleyiş ve nereden eseceği belli değil şeklinde de maalesef doğa koşullarının da bu yangına ilişkin olumsuz tavrı ifade ediliyor. Ama burada şunu belirtelim, zaten sürecin başında geçtiğimiz gün yayında da burada paylaştık. Bu terör örgütü mensupları Yunanistan'da eğitim aldılar. Yani az önce gördüğünüz o barutlar falan tesadüf değil. Yani en nihayetinde öyle çıkacak, bu net bir şekilde gözüküyor. Zaten bunun normal bir iklim yangını, normal bir mangal, izmarit yangını olarak falan tanımlayabilmek mümkün değil. Yani yangınların, çünkü orman mühendisleri, bölgedeki ilgilileri, afat kurtarma, yani aklınıza gelebilecek bu tip uzmanlarıyla yaptığınız bütün röportajlarda sonuç hep aynı yere çıkıyor. Dolayısıyla onun peşini araştıran Ulusal Kanal ve Aydınlık doğal olarak bu işin eğitimini Yunanistan'dan aldıkları tespitini yaptı bu terör örgütü mensuplarının ve rüzgarın yönü vesairesi hesaplanarak İşte az önce sizlere görüntülerde de izlettiğimiz muhtemelen o torpiller o alanlarda özellikle bunun hesaplaması yapılarak bırakıldığı izlenimini çok net bir şekilde veriyor. Soruşturmaların sonuçları mutlaka kamuoyuna açıklanacaktır ama şu an derdimiz bu yangınları söndürmek, onu ifade edelim.
Türk sporcular Tokyo'da ilkleri başarıyor. Altın gibi bir bronz demiş. Yine bir başka teknik daldaki başarımıza yer veriyor gazete ayrıntıda. Devam edelim. Sabah gazetesi alevler arasında sabah ekipleri karadan ve havadan söndürme çalışmalarını görüntüledi. Yardım ve tahliye çalışmalarına katıldı. Ateş hattında dehşeti yaşadı diye özetlemiş. Ve burada da işte dünkü siyaset açıklamalarına yer veriyor gazete. Yeni Şafak gazetesi 2 milyon mesaj tek merkezden. Dünkü yardım çağrısı, sosyal medya üzerinden yürüyen yardım çağrısının nasıl bir provokasyon ve manipülasyonla gerçekleştiğini manşet ve başlığına taşımış Yeni Şafak. Yeni Şafak, Türkiye'nin yangınları söndürmekte aciz kaldığı algısını yaymak için sosyal medyada başlatılan Help Turkey manipülasyonunda yeni detaylara ulaştı. Gece yarısı paylaşılan 2 milyon 538 bin tweetin %71'ine karşılık gelen 1 milyon 813 bini yaklaşık 2 milyonu da aynı merkezden atıldı şeklinde bir bilgiye paylaşıyor. İşte dün bu grafiği ve haritayı sizlerle paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Sözcü gazetesi ormanlar yanıyor, insanlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, evler yanıyor. Nice ocaklar sönüyor, bir millet ağlıyor. İşte böyle ağlama, sızlama duvarları dönemi değil. Yani buralardan uyaralım bu tip manşet ve başlıkları kullananlara. Yani işte ise böyle süreçlerde yani yapacağınız muhalefete başlatmayın. Adam gibi memleketin meselesi üzerine yürüyelim. Yani önce bu sorunları çözeceğiz, ardından sorunları ve problemleri tek tek anlatıp çözümleri konuşacağız. 38 ildeki 152 yangın kontrol altında, 6 şehirde 11 yangında sürüyor diye ayrıntıyı vermiş. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi cevap ve düzeltme metnine geniş çapta yer vermiş. Yangın AKP'ye sıçradı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları partiyi rahatsız etti. İktidar hiçbir şey yapmıyor algısı yarattı. İşte burada yine CHP liderinin açıklamalarına yer veriliyor. Ama sorumlu siyasetçilik, sorumlu yayıncılık dönemlerinin içinde geçiyoruz. Buradan herkesi bir kez daha uyarmış olalım. Akşam gazetesi utanmazlar diyor. İlgili bakanlar günlerdir bölgede binlerce itfaiyecisi, orman işçisi, gönüllü Mehmetçik Can'la başta alevlerle boğuşuyor ama kimi siyasiler yalanlarla fitne ateşini körüklüyor. Kampanyaya katılmayan ünlü isimler linç ediliyor demiş. Yalan, helikopter yok, aynı karede 5 tane helikopterin var olduğunu anlatan fotoğraf. İkinci yalan, asker yok, Mehmetçik orada deniyor ki az önce biz de o haberi verdik. Üçüncü yalan, Toma yok denmiş ama onlarca Toma'nın bölgede görev yaptığını anlatan görüntüyü de paylaşmış. Efendim, canınız sosyal medyaya inanmak istiyorsa inanabilirsiniz ama yalan makinesi olduğunu unutmayın. Canınız muhalefet açıklamalarına inanmak istiyorsa buna inanabilirsiniz, buna bir şey diyemeyiz ama işte görüntüsüyle, fotoğrafıyla, haberiyle, ayrıntısıyla her şey de ortada. Bir millet önce bu yangınları def etmek için müthiş bir birliktelik gösteriyor, müthiş bir dayanışma gösteriyor. Gerçek olan sahada ve alanda gözlemlenen bu. Türkiye tarıma acil tedbir demiş, fırsatçılar yangınlığı da kullanmasın. Akdeniz ve Ege'deki yangınlar tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Hasar henüz belli değil. Sektör temsilcileri ise fırsatçılara karşı uyardı. İşte burada kamuyu açıkça uyaralım. Bakın, daha dün açıklanan enflasyon rakamları %20'ye dayanmış. Ve bir önceki gün Türkiye Ziraat Odaları Başkanı çıktı, dedi ki fiyatlar manipülatif şekilde şişiriliyor. Özellikle birçok üründe bunu tespit etmişler. El ele böyle şey işleri gerekçe gösterip o fiyatları arttırırsanız işte burada anlaşma yolumuz hiçbir şekilde kalmaz. Dolayısıyla buradan kamuyu uyaralım. Gerekiyorsa her maddenin, her satılacak ürünün fiyatı belirlensin ve bunun ötesinde satanlara da ağır yaptırım ve cezalar gelsin. Yani millet el birliğiyle bu yangını söndürmek için canını dişine takmış. Onun fırsatçılığını birileri kullanmak istiyorsa devlet dediğinizde buna izin vermez. Buradan da ekonomi yönetimini ve iktidarı açık ve net bir şekilde bir kez daha uyarmış olalım. Sıradaki son üçlü gazetemize de bakalım. Efendim, Yeni Çağ gazetesi PKK ile iş tutanın Allah belasını versin demiş. Yandaş iftirasına Akşener'den isyan. Yani günlerdir süren yangınlarda PKK'nın açıklamalarına sesiniz çıkmıyor.
Yani peki HDP ne? Onunla aynı masada anayasa şeyleri oluşturuyorsunuz. Şimdi yeni süreçte Cumhurbaşkanlığı adaylığı veriyorsunuz. O nedir? Bakın bu Rize'de de yaşanan olayın bir benzer açıklaması gibi Meral Akşener'in, ama burada sorumlu muhalefet, sorumlu lidercilik yapmıyorlar. Türkiye ateşle mücadele ederken böyle bu işler olmaz. Burada el birliğiyle bu meseleden çıkacağız. Başka yolu yok. Onu özellikle ifade edelim. Karar Gazetesi kiralık uçakla milli gurur demiş. Alevle kapanında ocağa sönenlerin yardım çığlıkları devleti aciz gösteriyorlar suçlamasıyla karşılaştı, ama nihayetinde o kişinin kiralık uçağı da kiralamasa diyecekler ki uçak bile kiralamadılar. Kiralayınca da kiralık uçakla milli gurura dönüyor. Ama Karar Gazetesi zaten muhtemelen işte o saldırı büyük Türk ailesine, Erdoğan yardım istiyor millet suçlanıyor, işte Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun açıklamaları ve sadece muhalefet liderliğinin açıklamalarına yer vermiş gazete. Bir Gün Gazetesi yangını halk söndürecek diyor, ama Bir Gün Gazetesi de 8. güne giren süreçte PKK izi, terör örgütü izini, terör örgütünün son çırpınışlarının izini anlatan bir tane cümleye dahi yer vermiyor. Onun için biz de burada bu tespiti yapmış olalım. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Efendim, karada, havada ve denizde mücadele sürüyor mavi vatanımız, yeşil vatanımız için her hatta kararlı mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında orman işçilerinin yeşil vatan için verdiği mücadeleyi yansıtan video paylaştı. Videoda konuşan bir orman işçisi, "Çok yorulduk, iki şehit verdik, her şey yeşil vatan için" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Biden yangınlarıyla mücadelesinde fedakar orman işçilerinin özverisi kayda alındı. Orman Genel Müdürlüğü, işçilerin yeşil vatan savunmasını yansıtan bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bu zor dönemi yine birlikte atlatacağız. Yeniden yeşillenecek ormanlarımız" ifadeleri yer aldı. "Çok yorulduk ama her şey yeşil vatan için. İki tane şehit verdik." Hurdacılık yapan gençlerin imecesi de tüm Türkiye'ye örnek oldu. "Hurdacıyız abi, burada dünyamız var. Hurdacılar olarak bir topluluk kurduk abi. Türk milletini ayakta tutacağız abi." Antalya'dayız. Şimdi de Antalya Manavgat'taki yangında vatandaşlar ülkemizin dört bir yanından gelen yangınla mücadele ekiplerine omuz veriyor. Yangın seferberlik toplanma alanında bir araya gelip orman emekçilerine destek vermek üzere yangın bölgesine ulaşıyorlar. Ekiplerin gücüne güç katıyorlar. Onlar yangını çıkartan PKK terör örgütüne, işbirlikçilerine ve sosyal medyadaki bozgunculara öfkeli. Ancak bunun ötesinde hiçbir gücün milletin birliğini ve vatanın bütünlüğünü parçalayamayacağını biliyorlar. "Şimdi biz köylü olarak bir çardak, bir kalemler, bir manavgat olarak değil, bu Antalya bölgeleri hepimiz gideriz. Yani her köy 20'şer kişi, 30'ar kişi gelmişizdir, bu bölgelerimizi koruyacağız" diye çare uğraşmaktayız. Terör örgütü PKK ormanları yakıyor. Devlet ve millet el ele vererek yangınları söndürüyor. Bölücü teröre Büyük Türkiye'nin gücüyle geçit verilmiyor. "Bu terör neler yaptı, neler. Orman yakmayla olmaz. Biz ne askerlerimiz, ne yiğitlerimiz, ne şehitler verdik bu ülke için, bu memleket için. Ormanımızı gene yetiştireceğiz. Tamam, o konuda ciğerlerimiz yanıyor. Tabii ister istemez insan üzülüyor. Ama Allah'ın izniyle dimdik ayaktayız tabii. O sarsılmaz." Antalya Manavgat'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Helikopterler, uçaklar, arazözler, su tankları, dozerler, daha nice araçla alevler söndürülmeye çalışılıyor. Ve tabii insan gücü. Orman emekçileri canla başla mücadele ediyor. Onlara omuz Torosların yiğitlerinden geliyor. "Köyde olsun, dağda olsun, burada yangın yerinde işte sürekli gece gündüz çalışıyoruz, işte yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz bekliyoruz." Vatandaşlar ülkemizin dört bir yanından gelen yangınla mücadele ekiplerinin gücüne güç katıyor. "Allah razı olsun, bütün Türkiye'nin bak nereden gelmiş bu tanker? Diyarbakır'dan.
Kars'tan, her yerden araba gelmiş. Ağrı'dan. Adamlar canını malını hiç saydı, atladı buraya, anladın mı? Allah razı olsun hepsinden. Vatandaşlar Antalya-Konya karayolu üzerinden yangın seferberlik toplanma alanında bir araya geliyor. Yangını kontrol altına almak için gece gündüz mücadele eden orman emekçilerine destek vermek için yangın bölgesine ulaşıyorlar. Bir taraftan bu mücadeleyi veriyor, bir taraftan da sosyal medyadaki bozgunculara, terör örgütü PKK ve yandaşlarına öfke duyuyorlar. Ulusal kanal olarak bizlere bunları sorduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hem duygulanıyorum hem çok sinirleniyorum yani. Gerçekten nefret şey ama biz nefret ile nefreti karşılamak tabii bize yakışmaz. Devlet var işte. Görevliler var. Bunlar elbette gerekli şeyler yapılacak. Neyse kanunda şey yakalanıp şey yapılacak. Sosyal medyada duyduğumuz kadarıyla halk dilinde yeşil yaprak bırakmayacağız diyorlar. Sabotaj çok. Orman köylüleri ormanların savunmasında yetki istiyor. Ormanların yeniden yetiştirilip korunması için destekleyici eğitimleri de almaya hazırlar. Bu dağın taşını, deresini, suyunu, otunu biliyorum. Bu köylü koruması lazım bu dağı. Benim köyümden en az 10 tane, 20 tane bu memleketi koruyacak adam yetiştirsinler. Nerede yangın çıktı, nereden terör geçecek atıyorum. Biz görevli olsak, köyden 10'ar kişi olsa tek tek bilir. Onun için köylülerin bu işlerde fikri, görüşü ve koruması sorulmasını istiyor. Köylerimizin kenarlarının komple 500 metre ötelerinden açılıp sürekli her yıl temizlenmesini istiyoruz. Çardak Mahalle Muhtarı Ramazan Uygun hiçbir saldırının Türk milletine diz çöktüremeyeceğini vurguladı. Burada köylümüz, orman dairemiz, çevre köyler hepsinden Allah razı olsun. Yangın bizi çökertemez. Kim yakarsa yaksın. Çökertemez. Yani meşhur bir söz var. Milletimizin feraseti her türlü komployu alt üst etmeye yetiyor. İşte bu irade, bu kararlılık. Bakın hiçbir muhalefet liderinden duyabiliyor musunuz şunları? Yani şu son dönemlerde işte bu muhalefet medyasının koparttığı yaygara, o sosyal medyada oturdukları yerlerde, yangının uzak bölgelerinde oturdukları masalardan, tweet atanlardan böyle bir yüreklilik ortaya konulduğunu görebiliyor musunuz? Bu böyle gün boyu evire çevire vereceğimiz haberlerden biri. Bakın milletimizin feraseti ne kadar büyük. Siyasetin üstünde, sosyal medyanın üstünde, bu işin komplolarını kuranlarının üstünde bir zeka, üstünde bir inançla buralarda mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bizim şuna olan inancımız tamdır. Milletimizin feraseti gerçekten o kadar büyük ki her türlü oyunu bozar. Ve burada özellikle bu her türlü oyun, entrika, bakın muhalefetin, muhalefet medyasının gerçekten akıl almaz, anlaşılamaz. O muhalefet liderlerinin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Akşener'i biraz bu ayaklarını toprağa basmaya davet ediyoruz buralarda. Bu coğrafya, bu toprağa ayaklarınız biraz bassın. Hakikaten akıl alacak gibi değil ama bakın milletimizin feraseti nasıl kendisini ortaya koyuyor, sağduyusu nasıl yansıyor. Bu milletimizin feraseti, basireti, her türlü oyunu ve entrikayı alt etmeye yeter. Bizim buna olan inancımız tamdır. Meseleler var mı? Var. Sorunlar var mı? Var. Bunları konuşuyoruz, konuşacağız da. Yani daha yayının başında da ifade ettik. Bu süreci fırsatçılığa çevirenlere karşı da meydan okuyacağız. Yani yangın tüpünün fiyatı, meldivinin, maskeninin ya da yanık kremlerinin fiyatlarını %630'a kadar arttıranlar var bu coğrafyada. Onlarla da mücadele edeceğiz. Buradan kararlılıkla bu mesajı veriyoruz. Ve özellikle Sayın Lütfü Elvan, bakın sürekli liberal ekonomi ve serbest piyasa deyip duruyorsunuz. Dün enflasyon rakamlarını iyi okuyun ve buradaki fırsatçılığı görün. Son bir haftada yükselen yangın tüpü, eldiven, maske, yanık kremi, merhemi %630 ya. Alın size serbest piyasa. Alın size liberal ekonomi. Bu işlerle böyle yürümez. Ülkemizin ve üreticilerin, milletimizin milli bir ekonomisi, Cumhuriyet döneminde olduğu gibi yoktan var ettiğimiz gibi o fabrikalarımızı inşa ettiğimiz, kendi uçaklarımızı yapacağımız, kendi araçlarımızı yapacağımız, kimseye muhtaç olmayacağımız, yeniden 7 büyük ülkeden, kendi kendine yeten 7 büyük ülkeden olabileceğimiz, tahıl ambarı olabileceğimiz bir ülke ekonomisi yaratmak hayal değil. Buna bugün başlayın. Bakın 3 ay sonra bambaşka bir konuyu, gündemi konuşacağız burada. Dolayısıyla ekonomide, kabinede görev alan bütün bakanları, bakanlıkları, bürokratları bu konuların yakın takipçisi olmaya, buna asla ve asla izin vermemeye davet edin. Yani liberalliğin ya da serbest piyasanın bakın göbeğindeki ülke Amerika. Daha sabah geldi haber.
kripto paralara, kripto paralarla mücadele için regülasyon kararı alıyor. Regülasyon ne demek? Kamu etkinliği ve denetimi. En sert uygulamaları bu alanlarda, bu hatlarda görüşeceğiz. Bakın kimse kendisine hırsızlık yapılmasına izin vermiyor. Amerika, serbest piyasa bilmem ne değil mi? Özgürlük, bağımsızlık. Bugün sorsanız birçok muhalefet liderine Amerika hayranlığı vardır. Ama sorsanız onlara kamuculuk, halkçılık, devletçilik nedir diye haberleri yoktur. Sesleri çıkmaz. Bu işler böyle olmaz. Yani iktidara bakıyorsun ekonomi tarafında aynı kafa, muhalefete dönüyorsun bakıyorsun aynı kafa. Ama yapmamız gereken ne? Üreten bir ülkenin, üreten Türkiye'nin, çiftçinin, üreticinin, işçinin, emekçinin, KOBİ'nin, yerli sermayenin üretim Türkiye'sini, üretim ekonomisini kurabilecek ayakları derhal hayata geçirmek lazım. Yoksa uğraşır durursunuz. İşte haber birçok yerde geziyor. Türkiye'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken her dönemde ortaya çıkan fırsatçılar boy gösterdi. Serbest piyasa, liberal ekonomi. Sonuç, eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine, birçok ürüne son bir haftada %630 zam var. Bunun hesabını vermek zorundalar. Yani bizim milletimiz az önceki haberde itfaiyesi eriyle, askeriyle, ordusuyla bu mücadelede, yeşil vatan mücadelesinde, savaşta omuz omuza vermiş, nöbet tutuyor, kıvılcım nöbeti tutuyor. Kıvılcım nöbeti tutuluyor ülkenin dört bir tarafında, yurttaşlarımız tarafından. Az önceki görüntüleri o torpil, barut içindeki, içinde barut olan torpilleri bulan yine bizim vatandaşlarımız, yurttaşlarımız. Her yerde nöbettiler. İşte bizim milletimizin feraseti bu kadar büyük. Ama maalesef mevcut siyaset, mevcut muhalefet bu yüksek iradeli ferasetin altında eziliyor. Şu açıklamaları, saçmalığına bakın. Sabahtan şu gazeteleri bugün okumak istemiyorum ya. Ya inanılacak gibi değil yani. Akıl alacak gibi değil. Yani ülkenin içinde böyle bir saldırı var, böyle bir hain plan var. Bu işin kundaklama olduğu, bu işin çok açık bir sabotaj olduğu, işte Türkiye'nin turizmde en büyük beklentisinin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor olması bu yangınların. Hakikaten akıl alacak gibi değil. Bütün bunların sonucu, 25 yıllık meslek hayatındayım. 2 ay sonra 25 yılı da dolduracağım. Bizim mesleki deneyimimizden yola çıkarak ortaya çıkan sonuçlardı. Ve hangi uzmanla konuşsak, hangi akademisyenle konuşsak, hangi konunun muhatabıyla konuşsak sonuç aynı yere çıkıyor. Sayın Cihat Yaycı işte Mavi Vatan'ın bu dönemdeki en önemli savunucularından biri ve Yeşil Vatan için yaptığı yorum çok açık. Bu açık ve net bir kundaklama ve sabotaj dedi. Yani elinde onca istihbaratları vesairelerin içinden gelmiş bir amiral olarak söylüyor. Yani bugün görevde değil belki ama daha önceki deneyimi ve tecrübesi ona bunu bugün söyletebiliyor. İşte bakın mücadele dört bir taraftan sürüyor. Antalya'da Devrim'in yaptığı röportajlar. Devrim Aşkın Karasoy'un az önce ekranlarınıza geldi. Milletimizin feraseti, büyüklüğü bakın. Hiç böyle sosyal medyayla umurunda değil. Muhalefet ne açıklama yapıyor umurunda değil. Muhalefet medyası ne açıklama yapıyor umurunda değil. Kabine, ekonomi yönetimi hangi hataları yapıyor umurunda değil. Tek derdi Yeşil Vatan'ı kurtarmak. Toprağını, vatanını kurtarmak orada. Bu işlere bugün böyle bakılır. Dolayısıyla akılları karıştırmayalım. Atatürk gibi bakacaksınız. Bugün haritayı önümüze koyuyoruz. Haritada üzerimize gelen bir saldırı var. Bu saldırıyı bertaraf edeceğiz. Başka yolu yok. Hain terör örgütünün, taşeronların, FETÖ'süyle bilmem nesiyle propagandalarını da yaptıkları bu sürecin içinden alnımız ak, başımız dik çıkacağız. Başka bir yolu yok. Bunu da işte az önce milletimizin kendi röportajlarıyla aktardığı o ferasetiyle aşacağız. Aşıyoruz da. Bakın turisti orada. Ya adam yıllık iznini almış, buradaki orman mücadelesine katılıyor. Şu gazetelerin ya da bu konuda yön göstermesi, yol göstermesi gereken belediye başkanlarının açıklamalarına bakın, muhalefet liderlerinin açıklamalarına bakın. Birbiriyle yan yana koyamazsınız bile. Ayıp olur o vatandaşa ya. Şu siyasetçilerin yaptığı açıklamaları milletin ferasetiyle yan yana getiremiyorsunuz. O vatandaşa ayıp, yazık. Mücadele ediyor, o hattın içinde işte. Dolayısıyla bütün bu süreçlere öyle bakacağız. Sorunumuz bu yangınları bir an önce söndürmek, yeşil vatanımız için mücadele etmek, el birliğiyle de bu işin içinden çıkmak. Başka da bir yol yok. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yangın özel gündemiyle 12. toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantı sonunda 8 maddelik ortak basın bildirisine imza atıldı. Açıklamada Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını aktif hale getirmeye hazırız vurgusu yapıldı.
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yangın özel gündemiyle 12. toplantılarını yaptı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada belediyelerin Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır oldukları belirtildi. Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Yangın söndürme uçaklarının gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunulacağı beyan edildi. Başkanlar toplantı sonunda 8 maddelik ortak basın bildirisine imza attı. Yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunun haberdar edileceği belirtildi. Açıklamada yangınlarla ilgili bir soruşturma açılması ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması da talep edildi. Sürecin içinde yaşadığımız sıkıntılardan biri de işte sürekli fidan kampanyaları, bağış kampanyaları gibi bir süreç. Ama meselenin neresi doğru onu iyi incelemek ve nerenin doğru yer olduğundan da emin olmak gerekiyor. Yani milletimizin dedim ya feraseti büyük. Dolayısıyla bir anda yangın hattında itfaiyesiyle, polisiyle, askeriyle, helikopteriyle, arazözüyle, tomasıyla bu mücadelenin hattında yer alırken, el birliğiyle bir millet yeşil vatan için savaşırken, bir yandan da duygularımız var. Oraya ulaşamayan, hepimizi etkileyen, ya bir fidan mı göndereyim, ben de bir şey yapayım, ben de bir katkı yapayım amacı içinde. Yani yurttaşlarımızın burada bir kötü niyeti yok ama bu meseleye de bir açı getirmeye çalıştık. Yangınlardan etkilenen alanlar için yeniden fidan dikilmesi gündemde. Ancak uzmanlar bu politikanın doğru olmadığını, yanan alanların doğal yollarla kazanılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kızılçam tohumlarının yangına dayanıklı olduğu yeniden filizlenebileceği belirtildi. Uzmanlara göre bölgenin yapısını bozacak türden fidan dikimi de oldukça yanlış. Bizim önerimiz burada bu alanların doğal yollara kazanılması. Orman yangınları sonrası alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Doğal yollara kazanılmasında kızılçamların bir üstünlüğü var. Kızılçamlar yüksek sıcaklıklarda özellikle yangın esnasında kolaylıkla yanabilen ağaçlar. Ama bunların tohumları yangın sonrasında o yangından büyük zarar görmediği için kozalakları kalın, sert kabuklu olduğu için bunlar yanmıyorlar. Uzmanlar planlama yapmadan hemen her yere ağaç dikmenin bilimsel olmadığını vurguluyor. Devamında bu tohumlar çimlenmeye başlıyorlar ve çimlendiği için de hiçbir masrafa gerek kalmadan sadece alanı çevirerek ve alanı muhafazaya alarak insan etkisini veya başka faktörlerden koruyarak bu alanlarda gençliği getirmek mümkün. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik kızılçam tohumlarının önemini anlattı. Kızılçamların tohumları adapte olurken oradaki makik elemanların birçoğunun da aslında gövdek kısımları yanıyor ama toprak seviyesinde ve toprağın altında olan o kök kısımlarından yeni sürgünler çıkıyor. Yine toprakta zaten var olan binlerce değişik tohum var ve çok değişik bitkilerin orada bulunan bitkilerin tohumları var. O tohumlar toprak altında yanmadan kalabiliyor ve ertesi yıl alanda açıldığı için buraya çok yoğun bir şekilde otlu flora geliyor. Yani aslında doğal flora kendiliğinden hemen gelmeye başlıyor. Akkemik, ekolojik restorasyonun doğal yollarla başlaması gerektiğini ifade etti. Tohumların gelmesi, çimlenmesi sağlanmalıdır. Tohum takviyesi yapılabilir. Çok yakın bölgelerden veya Kızılçam ormanlarından tohum takviyesi yapılabilir. Eğer açık kalan, yani tohum olmayan ve herhangi bir bitkinin, ağacın gelmediği yerler varsa buralarda da fidan dikimi yapabilir. Dolayısıyla fidan her yere dikilmez. Hemen fidan dikilmez, dikilmemeli. Profesör Doktor Ünal Akkemik, bölgenin yapısını bozacak türden fidan dikiminin de yanlış bir politika olduğunu belirtti. Kızılçamların bulunduğu sahalara, kızılçamlar çok kolay yanıyor diye, kızılçamlar yerine badem dikelim, ceviz dikelim veya incir, başka burada ağaçlar dikelim diye önerilerde bulunmak doğru değildir. Burada ekosistemi tahrip eder. Bizim buradaki ormancılık olarak birinci temel prensibimiz süreklilik prensibidir. Süreklilik prensibi doğrultusunda ekosistemde hangi yapı oluşmuşsa doğal yollara biz bu doğal yolların devamlılığını sağlamak zorundayız. Dolayısıyla burada kızılçam ve makiden oluşan bir yapı vardır ve bu yapının devamlılığını sağlamak zorundayız. Kampanya başlatan da tabii TEMA'ydı ilk planlaması. Yani nihayetinde TEMA'nın da böyle bir bilim kurulu olmalı. Burada belki özel yetkilendirilmesi gereken, bakanlıkta oluşturulması gereken bir bilim kurulu olabilir. Çünkü mesele oldukça hassas. Buna da bu noktada dikkat çekmiş olalım. Bu arada sabahın güzel haberleri Tokyo'dan. Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli Tokyo'da 2020'de tarihte bir ilki başardılar. Finaldeyiz. Boksörlerimiz gerçekten rakiplerini
darmadağın ettiler diyelim. Yani spor aktivitesi açısından söylüyorum. Yoksa sporun ruhunda elbette öyle bir şey olamaz. Ama milli bayrağımızı göndere çektirmek için iki kadın boksörümüz, milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Çinli rakibini yenerek finale yükseldi. Bir diğer boksörümüz Buse Naz Sürmeneli ise Buse Nazlar damga vurdu Tokyo'ya herhalde. İki ismin aynı olması. Gerçi bir tanesi Buse ve Naz diye ayrılmış. Diğeri birleşik yazılmış. Bilmiyorum nüfus kağıtlarına göre mi yazılmış bunlar. Bir diğer boksörümüz Buse Naz Sürmeneli ise 69 kiloda Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükselmişler efendim. Tokyo 2020'de finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu bu başarıya ulaşan ilk kadın boksörümüz olarak tarihe geçti. Buse Naz Sürmeneli ise bu başarıya ulaşan ikinci kadın sporcumuz olmuş, tarihte ilk. Bakın teknik dallarda başarılar geliyor. Kadınlarımızın damga vurduğu bir şampiyona, bir olimpiyat süreci geçiriyoruz. Sabah kızlarımız üzüldü filenin sultanları ama canları sağ olsun çeyrek finalde bizim olimpiyatlarda geldiğimiz voleybol alanında önemli başarılardan biriydi. Yenseler de zaten arkalarındaydık, zaten yanlarındaydık. Omuz omuza mücadele ediyorduk sultanlarımızla ve onlar da buradaki müsabakada Güney Kore'ye 3-2 iyi bir karşılaşma oldu. Yani karşılaşma hatta gitti geldi gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Ama en nihayetinde çeyrek finalde voleybolcularımız veda etmek durumunda kaldı. Ama kadınlarımızın damga vurduğu bir Tokyo 2020 olimpiyat finali bu da hepimizin göğsünü kabarttı. Buse Nazlar'a, iki kadın boksörümüze finalde madalya istiyoruz artık. Yani herhalde bu hakkı bizden çok görmezler ama mutlaka madalya için de çok mücadele edecekler. Ama tarihte bir ilki gerçekleştiriyor olmaları zaten hepimizin onuru ve gururu oldu. Bunu da özellikle ifade edelim. Sabahın güzel haberi Tokyo'dan geldi. İki kadın boksörümüz finalde tarihte bir ilki iki kişi olarak başardılar. Önce iki Buse Naz'dan biri ilki başardı. Peşinden de ikinci kadın olarak diğer Buse Naz geldi. Milli boksörlerimize başarılar diliyoruz bu süreçte. Şimdi yangınların perde arkası nasıl planlandı? İşte geçtiğimiz günlerde burada bazı kodları vermiştik. FETÖ parmağı, terör örgütünün olduğu zaten aşikar. İşte sonra bu Ateşin Çocukları inisiyatifi terör örgütünün bir kolu olarak bunu zaten kamuoyuna açıklamıştı. Arkasındaki süreçte Yunanistan'da eğitim aldıkları vesaire sürecini sizlerle anlatmıştık. İşte az önce de görüntülerde yurttaşlarımızın bulduğu barut içinde barut olan torpiller görüntüsü. Şimdi bu sürecin de sonuçlanmasını bekliyoruz elbette hukuki olarak. Peki yangınların planlama sürecinde birçok kripto FETÖ'cünün parmağı olduğu iddia ediliyor. Güvenlik ve terör uzmanı İmdat Muğlu, FETÖ ve PKK bağlantısının nasıl kurulduğunu Ulusal Kanal'da anlattı. Biraz önce saymış oldukları gücün hepsinin arkasında bugün bu yangınlar da arkasında hep diyorum FETÖ-PKK işbirliği var. Türkiye yıllardır ABD'nin maşaları FETÖ ve PKK ile savaşıyor. Terör ve güvenlik uzmanı İmdat Muğlu, FETÖ'nün Türkiye'de çıkan orman yangınlarındaki rolüne ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bunu bu ülkede bilecek o mekaplı terörist değil. O mekaplı terörist elinde çakmayı alır yakar. Ya da canlı bomba olur, parçalanır. Ona talimatı veren, o bilgileri sağlayan, halen maalesef ben iddia ediyorum bu ülkede halen %40, %45 civarında olan, içinde bütün ben kendi mensubum oluşum Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere birçok kurumda, halen birçok noktada kripto FETÖ'cüler var. Maşa olarak PKK kullanıldı ama PKK'nın arkasında bizzat bir fiil FETÖ'nün parmağı var. Bir an önce Sayın Bakan'ın bahsetmiş olduğu bütün noktalara hakim olan, bugün o Kandil'de talimat alan bir terörist, bir FETÖ'cü kadar Marmaris'i bilemez, Manavgat'ı bilemez, Alanya'yı bilemez, Gazipaşa'yı bilemez. Yangınların turizm bölgelerinde çıkmasının rastlantı olmadığını vurguladı. Bu yangınlar Türkiye'nin bacasız sanayisine, ülke ekonomisine saldırıdır dedi. Bugün özellikle tam turizm tesisleri, doluluk oranları %100'e varınca, turizm ekonomik olarak ciddi şekilde, bacasız fabrika çünkü turizm, bacasız fabrika dediğimiz fabrika tam faaliyete başladı. Bir anda özellikle turizm kentleri olan yerlerde yangınlar çıktı.
Yangınlara ilişkin PKK'ya işaret etmenin onlara güçlü göstermek olmadığına vurgu yapan Muğlu, esas çözümün siyasi uzantı HDP ve türevlerini kapatarak olacağını belirtti. Şimdi PKK deyip de geçmemek lazım. PKK'yı büyütmek değil buradaki amaç. Terörle mücadelede yıllardır terörle ilgili, terörün çalışmalarıyla ilgili birçok olayı, işte o zaman TRT'nin sadece bir yayını vardı. Anadolu görünümde işte şu kadar terörist öldürdük, bu kadar terörist öldürdük. Ne şehit sayımız, ne başarılı operasyonlarımız gözükmezdi. Ne de kullanmış olduğum silah ve araç gözükmezdi. Ama şimdi evet, gerçekten bunu bütün yüreklikle söylüyorum. PKK'nın Türkiye'de beli kırılmıştır. PKK'nın bir fiil, silahlı gücün beli kırılmıştır. Ama bugün HDP kapatılmadığı sürece, bugün KCK dediğimiz yapılaşma olduğu sürece PKK'nın belini ne kadar dağda kırmış olsak da şehir yapılaşmasında kırmamız için HDP ve HDP gibi partilerin sesini kısmamız lazım, kapatmamız lazım. Ve gerçekten vatan hainliğinden, teröre üye olmaktan terör suçlusu gibi yargılamak lazım. Sağından da baksan, solundan da baksan işte mesele bu kadar açık ve net. O bir torpil görüntülerini bir daha bir görelim. Hazır yeri gelmişken yurttaşların bulduğu, henüz soruşturmanın sürdüğü sürece ışık tutacak da izlerden biri. Onu bir kez daha yansıtabilirsek arkadaşlar. Oradan bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmiş olalım. Bunlar dün itibariyle ulaştığı, incelemeye çalıştık, uzmanlara yönlendirmeye çalıştık. Vatandaşlar Datça'da bir bölgede, işte bakın, bir sesli dinleyelim önce. Bir tanesi şuradan çıktı değil mi? Hep şuradan. Aynen, bak, burayı çek, Türk bayrağının hemen ilerisindeyiz, 20 metre yukarısı. Neden daha var? Bunun gibi dolu. Daha var, bir sürü. Bir evet. Sürü. Bak, burayı da 4-5 tane var burada. Nasıl alacağız ama bilmiyorum. İnanamıyorum. Ben alırım şimdi onları da. Nerede? Aa, evet. Bak, şurada var, altta evet. Var. Ben 2 tane görebiliyorum. Kuru otların alanları seçilmiş. Yani ilk tespitim en azından izlerken bu. Ama bu çok su kaldıracak görüntüler. Bakalım soruşturmadan nasıl bir şey çıkacak. Bunların içinde barut olduğu tespiti var şu anlık. Bu torpillerin acaba diğer bölgelerde de uygulanan yöntemlerden biri midir, değil midir? Ona bakacağız ama gözlemleyebildiğimiz kuru ot alanlarına atılmış bu tip torpiller vatandaşlar tarafından bulundu. Ve bu da soruşturma sürecine mutlaka dahil edilecek. Ayrıntılar elimize ulaştıkça bizler de sizlere yansıtmaya çalışacağız. İşte bütün bunların sonrasında Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışılan o sosyal medya çalışmasının ayrıntıları. Türkiye karşıtı Help Turkey kampanyası deşifre edildi. Orman yangınları sonrası Global Call başlığıyla yurt dışı merkezli başlatılan sözde küresel yardım çağrısının sahte hesaplar tarafından başlatıldığı analizlerle belgelendi. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık, PKK ve FETÖ destekli kampanyada paylaşımların %25'inin Amerika'dan yapıldığına dikkat çekti. Sosyal medya çok önemli ve aktif bir role sahip. Manipülasyon ve dezenformasyonun merkezi durumuna geldi. Terör örgütleri açık bir şekilde kullanabiliyorlar. PKK'nın başlattığı orman yangınları sonrasında sosyal medyada Help Türkiye etiketiyle başlatılan FETÖ destekli sözde küresel yardım kampanyası deşifre oldu. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içinde 2,5 milyon paylaşıma ulaşan etiketi analiz eden sosyal medya uzmanları, tek merkezden yönetilen karanlık kampanya ile ilgili çarpıcı tespitlere ulaştı. Ben yıllardır bu alanda çalışan bir akademisyenim. Hiç bu kadar yoğun bir şekilde böyle bir etiket ya da hashtag'in gece yarısı saat 1-2 civarında bu kadar yoğun etki aldığını görmemiştim. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık, paylaşımlarda kullanılan görsellerin yine ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta oluşturulup paralı hesaplardan dolaşıma sokulduğunu belirtti. Kırık, PKK ve FETÖ destekli kampanyada paylaşımların %25'inin ABD'den yapıldığına dikkat çekti. Help Turkey adı altında paylaşılan içeriklerin 1/4'ü Amerika Birleşik Devletleri'nden. İkinci olarak yaptığım sentiment analiz, yani duygu analizinin neticesinde de şunlara ulaştık. %10 bu posta yorum yapanlar olumlu, %17 ise olumsuz içerikler paylaşmışlar. Türkiye'yi rencide edici, kırıcı, uluslararası arenada küçük düşürücü içeriklerin paylaşıldığını gördük. NATO'nun etiketlendiğini gördük. Yani bakın, burada süreç doğru işlemiyor,
gelin bu sorunu çözün algısı oluşturulmaya başladı. PKK gibi, FETÖ gibi terör örgütlerinin de desteklediğini görüyoruz. Yani bu kampanyanın sürdürülmesinde ne yazık ki sosyal medya terörünün de çok yoğun bir etkisi var. Öte yandan sosyal medya uzmanı İngiliz akademisyen Mark Owen da Help Türkiye kampanyasındaki paylaşımları analiz etti. Kampanyayı başlatan ve yayan hesapların takip edilmemek için mesajlarını silip isimlerini değiştirdiklerini tespit etti. İngiliz akademisyen analiz sonuçlarını sosyal medya hesabında görsellerle anlattı. Daire içine alınmış alana dikkat edin. Bireysel hesapların etikete ne kadar paylaşım yaptıklarını boyutlandırdım. Bu hesaplar etiketi tanıtmak için gerçekten tutkulu olanlar. Bu etikette en aktif düğüm Ege 20.281.770 hesabı. Bu hesap 2 Temmuz'da oluşturulmuş ve Help Turkey etiketine çok fazla tweet atmış olmasına rağmen profilinde hiç paylaşım görülmüyor. Yani tweetler silinmiş. Etiketteki en aktif başka bir hesap ise BadBoy2147. 15.000 takipçisi var ancak bu hesapta artık yok. Paylaşımların büyük bir çoğunluğunun kopyala yapıştır içeriklerle donatıldığını belirten akademisyen, gündem gerçek dışı görünüyor dedi. Sözde küresel yardım çağrısına birçok ünlü isimden de tepki geldi. Sanatçılar Nilüfer, Nilgün Belgün, Şehrazat ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile milyonlarca vatandaş Türkiye'nin küçük düşürülmeye çalışıldığını belirterek sözde yardım kampanyasına tepkilerini dile getirdi. Şimdi burada yani paylaşan sanatçımızın da art niyetli olduğunu falan düşünmüyorum ama yani burada şunu ifade edelim. Bakın böylesi süreçlerde savaşanlar tarihe yazılır. Yani onun için işte sanatçılarımız vesairemiz yani özel insanlar, özel isimler. Bu arada oradaki dik duruşu sergileyen Şehrazat, Nilüfer, Mehmet Ali Erbil, işte Nilgün Belgün gibi isimleri de buradan selamlamak gerekiyor. Yani işte bu tip süreçlerde tarihin bütün notlarına bakın. Savaşan, cephede olan, siperde olan, buna tavır alan kişiler hep yazılır. Yani buradan muhalefete de çok ders çıkar ama sosyal medyada da bu tip provokasyonlara gelmeme konusunda uyarımızı yaparken de ayaklarımız bu topraklara bassın. Yani yaptığımız iş ve eylem buna uygun olursa tarihte yazılırsınız, adınız geçer. Bunun için muhalefetin de ders alması gereken çok şey var. Bazı sanatçılarımızın da buna yönelik dikkatini özellikle bu noktada çekmek isterim. Amerika Başkanı Biden'ın Türkiye'ye de falan yeni tip yangın savaşıyla mücadele sürerken Atlantik yanlısı Millet İttifakı'ndan hükümeti hedef alan bir açıklama geldi. Millet İttifakı adına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın üstlenmesine rağmen yangınlarla ilgili hükümeti suçladı. Devletin aciz duruma düşürüldüğünü savunan CHP lideri, bundan sonra trolleşmiş iktidardan bir şey bekleyemeyiz. Millet İttifakı olarak biz yapacağız ifadelerini kullandı. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Bunu da saraydan bekleyemeyiz. PKK saldırılarını görmedi, hatta suçu hükümete attı. FETÖ destekli Help Türkiye çağrısına da sahip çıktı. Trolleşmekle suçladı ve saray iktidarı dediği hükümetin devleti acize uğrattığını savundu. Yangınlar devam ediyor. Biliyorum, canımız çok yanıyor. Büyük bir üzüntü ile söylüyorum ki saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. 36 ilde çıkarılan yangınların çok büyük bir kısmı kontrol altına alındı. ABD Başkanı Biden'ın PKK üzerinden Türkiye'ye karşı yürüttüğü yeni tip yangın savaşına karşı devlet ve millet kararlılıkla mücadele ediyor. Yangınları PKK'nın üstlenmesine rağmen Millet İttifakı ısrarla terör örgütünü ve arkasındaki ABD'yi görmüyor. Biz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır. Millet İttifakı'ndan son açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. PKK ve arkasındaki ABD'ye tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu, FETÖ destekli Help Türkiye çağrısına da sahip çıktı. Bu kadar ruhu yaralı bir halk, yardım istendiğinde, yardım çağrısında bulunduğunda onları anlamak yerine önüne geleni terörist, işbirlikçi diye yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Hükümeti sert sözlerle hedef alan CHP lideri troll suçlaması yaptı. Saray iktidarı dediği hükümetin devleti acize düşürdüğünü iddia etti. Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür.
Yapılmayacak açıklamasına rağmen yanan ormanlar yapılaşmaya açılacak iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, artık iktidardan bir şey beklemeyeceklerini, Millet İttifakı olarak her şeyi kendilerinin yapacaklarını söyledi. Ve artık halka gerçekleri söyleme zamanıdır. Bunu bu trolleşmiş iktidardan beklemek de abesle iştigal olacağı için bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Efendim, mevcut iktidara adaysan yol gösterecek süreci tıkır tıkır anlatmak zorundasın. İşte burada da en temel sıkıntıyı bir kez daha gözlemliyoruz. Açıklamadan da anlaşıldığı gibi. PKK ile başı duran kalkandan itiraf gibi talimat geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu kalkan, mücadele etmezsek yok olacağız talimatı verdi. PKK ile başı duran kalkanın bu girişimi çaresizlik hamlesi olarak yorumlandı. Söyler ama yapamaz. Hayır, mücadeleyle önü alınmazsa yapar yani. ABD'nin taşeronu PKK terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin karşısında bitme noktasına geldi. Çaresizlik eylemlerine başlayan örgütün elebaşı Duran Kalkan, Erdoğan'ın 2023 planları var. Mücadele etmezsek kaybedeceğiz açıklaması yaptı. 6 yıldır tamamen çöktürme eylem planı doğrultusunda böyle bir şey yürütülüyor. Terör örgütü PKK, bulunduğu aciz durumdan kurtulmak için okyanus ötesinden gelen yeni savaş stratejilerini uygulamaya koydu. Ülkemizin birçok noktasında Biden yangınları çıkaran örgütün yeni hedefi ortaya çıktı. Özellikle son süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA'larla müdahale hareketliliğinin artması ve ard arda yapılan Eren, Pençe ve Mamur kampı operasyonları PKK'nın belini büktü. Manevra kabiliyeti felç olan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, örgüte mücadele edelim çağrısı yaptı. Devlet adına konuşuyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını devlet dışı değerlendirmemek gerekli. Eskiden öyleydi. PKK elebaşı Duran, insanları etkileyeceksin dedi. Terör örgütü PKK'nın propaganda alanına yöneleceğini işaret etti. Silahla mücadele gerekiyor. Dost edineceksin. Kendi gerçeğini iyi ortaya koyacaksın. İnsanları etkileyeceksin. Propaganda yapacaksın, çalışacaksın. Propaganda ve örgütleme yapacaksın ya. Efendim, Volkan gazetesine bakalım mı? Sonlara doğru geliyoruz. Volkan gazetesi efendim. Geniş bir ölçüde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bölücü yayınlara sert cevap demiş. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bir takım yazılı medyada bu yıl Kıbrıs'ta Türk komutan yardımcısı atanmaması hususundaki yayınlarda Kıbrıs Türk halkını ve GKK'yı hedef alan bölücülük kokan satırlara yer verildiğini belirterek kahraman ve mücahit halkımızın bu tür provokasyonlara itibar etmeyeceği açıklamasında bulundu. GKK Türk toplumunu ayrıştırmaya çalışanların atalarının 1571'den sonra Anadolu'dan buraya gelmiş oldukları unutulmamalıdır şeklindeki sürece yer veriyor. Hüseyin Macit Yusuf bunu bugün köşesinde analiz etmiş, onu da ifade edelim. Sürmanşette Kıbrıs'taki planları tutmadı diyor. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararına tepki vardı. Bu ilginç, bu şeyde de yer almıştı sanki, Teşkilat dizisinde öyle hatırlıyorum, orada da yine Türk okullarına yönelik demek ki öncü bir bilgi vardı ki oradan bir mesaj verilmiş anladığım kadarıyla. Neyse, bir incelemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür demiş. Başbakan Saner, Türkiye'ye yangınlarla mücadeleye etkin destek için ekip gönderiyoruz açıklamasını yapıyor. Efendim, Şanlı Erenköy direnişi ve şehitler anılıyor. Şanlı Erenköy direnişi ve Erenköy şehitlerini anma gününün 57. yıl dönümü dolayısıyla 8 Ağustos Pazar günü Erenköy şehitliğinde tören düzenlenecekti. Düzenlenecek demiş. Hatırlayacaksınız, dizi vardı TRT'de. O da Eylül'de Erenköy hattının mücadelesi ve müdafası ile ilgili bir bölümle giriş yapacaktı. O da hafızamızda. Bu arada bu törenler çerçevesinde dün konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar çok net dedi. Artık iki devletli süreç bitmiştir. Konfederasyonlar gitmiştir. Burada iki devletli çözüm mutlaka olacaktır. Bundan sonra vurgusuna dikkat çekelim. Devam edelim. Sıradaki gazetemiz Damga. İstanbul yangına karşı hazırlık içine girmeli. Gazetemizin dün manşete taşıdığı İstanbul için yangın uyarısı haberi sonrası kentte çıkabilecek olası bir yangına karşı alınacak önlemler
tartışılmaya başlandı. Uzmanlar muhtemel bir yangında kentteki itfaiye ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışması ile için ilçe belediyeleri arasında iletişimin sürekli olması gerektiğini belirtti. Ormanlık alanlardaki denetimlerin de sıkılaştırılması gerektiği uyarısını yaptı diyor gazete haberinde. Kaldı mı başka gazetemiz? Akdeniz Manşet gazetesine bakıyoruz. Bir haftadır yanıyor demiş. Manavgat Orman yangınları 7. günü geride bıraktı. Antalya ve çevresindeki yangınlarla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kentin farklı noktalarında yangınların devam ettiğini anlatıyor. Bölgeden yangın notlarını yansıtmış gazete. Evet, bu notlarla günü tamamlıyoruz. Saat 9.30 itibariyle Halil Nebiler Televizyon Gazetesi'nde Nükteden sunumu ve gündemiyle sizlerle birlikte olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte günü tamamlıyoruz. Sanıyorum vedanın hemen ardından günün sıcaklıkları için hava durumunu takip edebilirsiniz. Cuma'dan sonra çok küçük de olsa bir serinleme, biraz sıcaklık düşüşü bekleniyor ama çok küçük ölçekte, onu genel itibariyle ifade etmiş olalım. Efendim, COVID-19'da mücadele süreci devam ediyor. Buna altını çizerek ifade edelim. Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ve sonrasındaki yazılı açıklaması gün içinde olacak. Onu da aktarmış olalım. Dolayısıyla kapalı mekanlar, kalabalık alanlar hala hepimiz için sıkıntılı. Kişisel temizlik ve hijyenimize dikkat edelim. Buluşuncaya dek maskeli ve mesafeli olalım. Buse Nazlar'ın zaferi de günün anlamlı zaferlerinden bir tanesi. Artık finalde Buse Nazlar'dan boks dalında tarihte ilki gerçekleştiren kadınlarımızdan altın madalya bekliyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim.